komple oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında sadece farklı sendikalara üye olmaları sebebiyle eşitsizlik yaratması itibariyle çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Ne anlattık şu ana kadar? 375 sayılı KHK'da bir ayrım yoktu. Sonra memur senin girişimiyle 6. toplu sözleşmeye %1'den az üyeye sahip olanlar ve olmayanlar arasında ayrım getirildi. Sendikalar bunun için Danıştay'a başvurdular ve Danıştay bunu iptal etti. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Tipik bir AKP klasiği gündeme geldi ve o saatten sonra bir torba kanunun içerisine aynı ayrımcılığı bu kez %1 olan oranı %2'ye çıkartacak şekilde yaptılar. Kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %2'sini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarla üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu açıkça hukuk tanımazlıktır. Bu açıkça Danıştay'ı ve hukuku arkasından dolanmaktır. Danıştay %1'i yapamazsın diyor. Bu hukuka aykırıdır. Sendikal özgürlüğe aykırıdır diyor. Arkadaşlar Danıştay'ın iptal ettiği toplu sözleşme hükmünü torba kanuna üstelik de %1'i %2'ye çıkartacak şekilde alıyorlar. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi 11 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Diyor ki bu eşitsizlik giderilsin. Kamu görevlileri arasında sendika üyeliğini ya da üye olmamayı kapsayacak bir ayrımcılık yapılmasın diyor. CHP'nin yaptığı başvurunun tam metni buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı ortadadır. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi 5 Mart 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararını veriyor. Bu kararda da açıkça şunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %2'sini üye kaydeden kamu görevlileri sendikalarla üye olma zorunluluğu öngörülmemiş ise de toplu sözleşme ikramiyesinin sadece bu sendikalara üye olanlara ödeneceğinin öngörülmüş olmasının bu sendikalara üye olmaya zorlayıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır. Dolayısıyla kurulan anayasal yönden nesnel ve makul bir temele dayandığı söylenemez. Bu itibarla kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır diyor. Ayrıca bunu tersten bakıyor, negatif sendikal özgürlüğe de aykırıdır diyor. Şimdi bir kere daha ifade edelim. AKP ve onun yandaş sendikası bir parti devleti niteliği içerisinde birlikte çalışırken hem Danıştay tarafından hem Anayasa Mahkemesi tarafından hem de emek dünyası tarafından iş üzerinde yakalanmıştır. Utanma lazım. Utanma olmayınca şöyle oluyor. Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklama yapıyor. CHP'yi suçlar nitelikte. Parti devletinin bakanı. Parti devletinin sendikası arkasından açıklama yapıyor. Yaptığı açıklamadan sonra bizim il binalarımızın önüne gitmeye cüret ediyor. Ve orta yerde böyle bir algı yaratma operasyonlarının içine düşüyorlar. Şimdi buradan açıkça söyleyelim. Konu sizin açınızdan kendi sendikanıza çalışanları üye olmayı zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Hukuka aykırıdır. Bu iptal edilmiştir. Peki bu andan itibaren de yapmak gerekmektedir. Başta memur sen olmak üzere tüm yandaş sendikaları şu konuda tavır almaya çağırıyorum. Derhal partinizle birlikte bir araya gelin. Toplu iş sözleşmesine hüküm koydurun ve bu konuyu aşın. Ha bunu yapmıyor musunuz?
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde Mart ayı boyunca çalışmama kararı aldı. Elbette milletvekilleri yerel seçim çalışması yapıyorlar. Ama burayı istismar etmeye devam ederseniz Mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yalnızca bu konuyu ele almak üzere özel gündemli bir toplantıya çağıracağız. Ve bu konuda Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin iptaline uyarlı bir şekilde kanuni düzenleme yapmaya sizi çağıracağız. Yani bugün deşifre oldunuz. Boş yere çabalamayın, çırpınmayın. Size ayrıca mecliste ve en üst siyasal ortamlarda da deşifre etmeye ve çırılçıplak bırakmaya devam edeceğiz. Sanınız halk tarafından ve anlaşılana kadar. Özel bir istismar konusu olduğu için özel olarak işlemek gereği hissettik. Sayın Genel Başkanımızla bu sabah konuştum. O da bugün yapacağı basın toplantılarında konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Güzel bir soru olmadığını görüyorum. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Genel Sekreterimize bir kahve ısmarlar herhalde. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kolay gelsin. Neden abi? Sen zaten. İyi mi? Ha, şimdi. Bakınız var mı?